Dostlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bana en çok sorulan, en genel sorulardan bir tanesine çok net bir cevap vereceğim. Eminim aranızda bilmeyenler var. Discord olanlar varsa biliyor olabilir çünkü Discord'dan daha önce bunu paylaştım. Ama çok daha net ifadelerle ne işinize yarayacağını ve nasıl kullanacağınızı ve bu aşamayı siz yaptıktan sonra net bir şekilde artık çok daha iyi mix yapacağınızı garanti ediyorum. Şimdi videoda göstereceğim şeyleri doğru uygular ve doğru yaparsanız diğer videolarda söyleyemediğim şeyin aksine şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bunu yaptıktan sonra çok daha iyi sound'unuz, çok daha iyi mixleriniz olacak. Direkt videoya geçelim, lafı hiç uzatmayalım. Siz de orada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu, hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi çok görmeyin dostlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi belki beklediğinizden garip bir şey söyleyeceğim ama bir siteden bahsedeceğim. Bu site Cambridge Üniversitesi'nin verdiği ve multitrack sessionlardan oluşan bir site. Burada yüzlerce şarkı var, mix kanallarıyla bir şekilde hazır. Siteye girdiğinizde aşağıya doğru indiğinizde burada kategoriler var. İstediğiniz kategori toplamda 608 tane proje varmış burada. Şimdi buradan herhangi bir projeyi indirelim. Böyle bakayım en düşük boyutlu en az kanallı şöyle 18 kanallı bir tray'imiz varmış. Şimdi burada bir tane ya da iki tane indirme linki var. Birisi editli hali. Birisi direkt RAW full hali. Burada mixlenmiş halleri de var. 18 kanallı bir track. İndirelim ve yanında MP3 de var. MP3 de indirelim. Şimdi MP3'ün niye önemli MP3? Çünkü elinizde bir referans olmuş olacak. Şimdi projeyi indirdik, dosya aldık. Şimdi sizden istediğim şu. Eğer bunu yaparsanız kesinlikle çok daha iyi bir mixi olacaksınız bunları yaptıktan sonra. Veya rapçiyseniz de fark etmez. Eğer mixinizi geliştirmek istiyorsanız en garanti yolu bu. Daha fazla mix yapmak. E abi nasıl daha fazla mix yapabiliriz? Burada 600 sene şarkıyı mixedikten sonra 600 tane şarkıyı mixlemeden önceki halinizden daha iyi olacağını garantisini verebilirim. Aldığınız kanalları herhangi bir daha hangi dabı kullanıyorsanız atıyorum FL Studio kullanıyorsanız aldınız kanalları koydunuz. Elinizde multi bir seçim var. Belki alışık değilsiniz. Belki ilk defa yapacaksınız. Hiç fark etmez. Benim videolarımda anlattığım veya kendinizin alışık olduğu mix metotlarından hangisi işinize geliyorsa ama tekrarlanabilir sonuçlar almak için belli bir klosörleme, belli bir renklendirme, belli bir matematiği projenin baştan sonra kafanızda olsun başlamadan önce bile. Bu 600 tane şarkı oturup tek 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 mixlediğinizde ki ben mixledim şu oluyor bir kere en büyük avantajı ne? Bir kendi şarkılarınızı ve başka insanların şarkılarını heba etmiş olmuyorsunuz. Deney olarak kullanabileceğiniz deney fareleriniz burada. İstediğiniz gibi kullanın. Ücretsiz bir şekilde internette bu paylaşılıyor ve istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. üyelik vesaire de girmeniz gerekmiyor. Bu kadar büyük bir kütüphane varsa siz de yorumlara yazın. Biz de faydalanalım. Benim bildiğim en büyük kütüphane bu. Deney mi yapacaksınız? Bir metodunuz olsun dedim. Evet tekrarlanabilir sonuçlar için bir matematik otomatiniz olsun dedim. Atıyorum bir yeni bir plugin mi deneyeceksiniz? Yeni bir kompresör ayarı mı deneyeceksiniz? Yeni bir metot, yeni bir matematik mi deneyeceksiniz? Hepsini burada deneyin. İstediğiniz kadar sıçın, heba edin, Şarkıları kötü mixleyin. Hiç önemli değil. Sadece mixleyin. Günde bir tane, iki tane, iki tane tatlı olur mesela atıyorum. Günde iki tane, üç tane belki ne kadar gaza geliyorsanız. Bunları mixledikten sonra ister istemez belli başlı EQ'ları yaparken, belli başlı farklı kayıtları duyarken, belli başlı yeni enstrümanlar duyarken kullanırsa yeni fikirler, yeni aranje fikirleri, yeni mix fikirleri, sound anlamında duyduğunuz şeyin kaliteli, kalitesiz anlamında yeni fikirler gelişecek. Elinizde bunların bitmiş referansı da var orada MP3 olarak indirebiliyorsunuz. Onu da dinlediğinizde şarkının bitmiş ve onaylanmış halini duyuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben neredeyim? Şu an bir şarkıyı bitirebiliyor muyum? Bitiremiyor muyum? Ve inanılmaz zevkli. Sizi garanti ederim. Eğer sadece hip hop yapıyorsanız bile fark etmez. Buradaki her janrayı tek tek mikslediğinizde o janradan öğrendiğiniz bir tekniği, bir aranje metodunu, bir gördüğünüz bir kayıt metodunu sonrasında kendi janranıza da uygulayabilirsiniz çok rahatlıkla. Ve bu eminim hayatınızı çok kolaylaştıracak. Bana bugüne kadar sorulan bu sorunun bu kadar net bir cevabı olamazdı büyük ihtimalle. Çünkü bir işte nasıl gelişirsiniz daha iyi olursunuz? Daha fazla yaparak. E daha fazla yapacağım araç gereci ve düzenli ve güzel bir prodüksiyon nerede bulacağım? 600 tane şarkı var burada. İstediğiniz kadar batırın, istediğiniz kadar deney yapın, istediğiniz kadar plugin deneyin, versiyon deneyin. Sizi sıkıştıran yok, eden yok. Oturun ve kafanıza bu mixleri bitirin. Bitirin, bitirin. Yapa 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 yapa. Çok daha iyi bir kulağa sahip olacaksınız ve bu sayede aslında anlattığımız bu tekniklerin ve küçük oyunların, bu havalı cümlelerin, havalı metotların, işte havalı terimlerin aslında kulağınız olmadan hiçbir işe yaramadığını göreceksiniz. Çünkü birçok havalı gördüğünüz plugin'i bu süreçten sonra, bu süreci atlattıktan sonra fark edeceksiniz ki aslında o kadar da ihtiyacınız yokmuş. Aslında kullandığınız bir şey duyduğunda net bir şekilde hamleler yaptığınızda sizden bunu istiyorum. Eğer bu projeleri bu şekilde mixleyip kendinizi geliştirmek istiyorsanız istediğim şey şu. Net hamleler yaparsanız en azından başlangıç olarak duyduğunuz şeylere sadece odaklanırsanız o duyduğunuz şeyler de daha ileriye gidecek. Ve daha fazla şey duymaya başlayacaksınız, daha iyi şeyler yapmaya başlayacaksınız. Ve 3-5 pluginle çorba şekilde deneyler yaparak değil de net bir şekilde kulağınızı duyup anlayıp hedefe doğru bir hamle yaptıysanız baktığınızda ne kadar daha kolay ve ne kadar daha sağlıklı mixler çıktığını göreceksiniz. Buradaki en tatlı şeylerden bir tanesi de bu. Elinizdeki şarkılar bitmiş ve aranjesi prodüksiyonu düzgün şekilde yapılmış adam gibi kayıt alınmış şarkılar. Deneyin görün inanılmaz işe yarayacak. Çünkü dediğim gibi sorun analiz etmeyi çok daha iyi öğreneceksiniz. Kulağınız neyin iyi neyin, neyin kötü olduğu konusunda inanılmaz gelişecek ve çok daha iyi soundlar ortaya koyacaksınız ve ondan sonra benim ve başkalarının anlattığı o teknikler gerçekten işinize yaramaya başlayacak çünkü nerede ne zaman gerektiğini lak diye duyup hissedip anlayabileceksiniz. Diyeceklerim bu kadar. Uzun olmasını istemiyorum videonun. Üstüne durarak detaylı bir şekilde nedenlerimi ve nasıllarımı biraz anlatmak istedim ki size gerçekten bu kadar net faydası olacak başka bir şey büyük ihtimalle yoktur. Çünkü bir şeyi iyi yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şey onu yapmak. Evet bu ear training tool'ları, app'leri işinize yarar. Ama gerçekten bunları simüle etmediğiniz sürece gerçekten gelişmeniz biraz tıkanabilir. Bu şekilde çok daha hızlı gelişeceğinizin ben garantisini veriyorum. Diyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de varsa böyle bildiğiniz kütüphane bana yazın, yorumlara yazın, diğer arkadaşlar da faydalansın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hala hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ve ayrıca bütün duyuruları ve fırsatları Instagram üzerinden yapıyorum. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Peace!